Yardım konvoyunda bu kez Sırbistan'dan, Novi Pazar'dan sesleniyoruz sizlere. Sırbistan 2015 yılında mültecilerin Balkanlardan Avrupa'ya uzanan büyük göçünün önemli aktörlerinden. Binlerce mülteci Sırbistan üzerinden Macaristan ve Almanya'ya ulaşmak için yola çıktı. Ancak Macaristan'ın ve diğer ülkelerin kapıları kapatmasıyla binlercesi Sırbistan'da mahsur kaldı. İşte bu mültecilerin burada neler yaşadıklarını ve Sırbistan'ın uluslararası yardım örgütleriyle mültecilerle ilgili çalışmanın ne olduğuna dair izlenimlerimizi aktarmaya çalışacağız. Program içerisinde bir önemli başka bölümümüz var. Bu da geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ı ziyareti ardından Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin ivme kazanmasıyla Sırbistan'da 2009 yılından bugüne TİKA kanalıyla yapılan faaliyetler, yardım ve kalkınma çalışmalarıyla önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalara bir göz atacağız. Ve son olarak da Türkiye'de gerçekleştirilen çok önemli bir toplantıdan izlenimlerimizi aktaracağız sizlere. Kızılay Kızılaş Federasyonu'nun Antalya'da gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Türkiye, Avrupa'dan sorumlu genel başkan yardımcılığına seçildi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kırık artık Avrupa'daki insani yardım faaliyetlerinin de başkanı konumunda. İşte tüm bu gelişmeler ve özel röportajlarımızla yardım konvoyu başlıyor. Önce Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve Türkiye'nin bugüne kadar Sırbistan'da gerçekleştirdiği kalkınma ve yardım projelerine bir göz atalım. Türkiye-Sırbistan ilişkileri özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleştirdiği ziyaret ardından büyük bir ivme kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ticari, siyasi ve insani ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyordu. Erdoğan, Belgrad ziyareti kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile bir araya geldi. Resmi temaslar sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Belgrad'daki tarihi kale meydanı ve kentin tek camisi olma özelliğini taşıyan Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan temasları kapsamında Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'ı da ziyaret etti. Sancak, eski Yugoslavya'nın kuzeydoğusunda yer alan Müslüman Boşnakların yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Sancak bölgesinde 353.357 Müslüman Boşnak yaşıyor. Sırbistan'ın farklı şehirlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Novi Pazar'a akın eden binlerce insan şehrin sokaklarını doldurdu. Şehrin meydanında kurulan sahnenin çevresini dolduran kalabalık, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra sancak bayrakları da taşıdı. Novi Pazar Belediyesi önünde Sancaklılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer kesimleri asırlarca birlikte yaşanılan ve gelecekte de her alanda işbirliği içinde olacakları dostları olarak gördüklerini vurguladı. Bu hedeflerin hayata geçirilmesi açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti büyük önem taşıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız hem burada Belgrad'da çok olağanüstü bir şekilde karşılandı. Hem de ziyaretin ikinci günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'le beraber Yeni Pazar'a, Boşnakların yoğun olduğu Yeni Pazar'a bir ziyaret gerçekleştirildi. Hem Belgrad'da hem Yeni Pazar'da Sayın Cumhurbaşkanımız en üst düzeyde karşılandı. Ayrıca Yeni Pazar'daki karşılama da çok duygusaldı. Biliyorsunuz Yeni Pazar bizim Türkiye ile Sırbistan arasındaki dostluk köprümüz. Ve bu dostluk köprüsünün gerçekten bir kardeşlik köprüsü olduğu, dostluk köprüsü olduğu da bu ziyaret sırasında ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın konvoyu her 30-40 metrede bir durduruldu. İnsanlar Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşmak, onunla beraber vakit geçirmek için çaba sarf ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunları kırmadı. Her biriyle tek tek ilgilendi. Bunu tabii bu çerçevede aslında bizim ilişkilerimizin gelişmesi için önemli bir dostluk köprüsü olduğunu söylemiştim. Bu çerçevede bizim önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde hem Sırbistan'la, Sırbistan'ın geneliyle hem de Yeni Pazar bölgesiyle bizim ilişkilerimiz artarak gelişecek. Bunun sadece Sırbistan'la ilişkilerimize etkisinin olduğunu düşünmemek lazım. Bu tüm Balkanlardaki istikrara pozitif katkı yapacak.
ve istikrar açısından istikrarın daha kuvvetlenmesine sebebiyet verecek bir ilişki. Önümüzdeki dönemde tabii bu sefer Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vučić de Türkiye'ye gidecek ve bir iade-i ziyaret olacak. Biz o zaman zarfında bu ziyaret sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımız buraya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaları hayata geçirmek, o projeleri bir an evvel hayata koymak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Türkiye, biraz önce de söyledim, Sırbistan Türkiye için önemli, Türkiye Sırbistan için önemli. Ekonomik ve turizm ilişkileri, kültürel ilişkileri çok yoğun. Önümüzdeki Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretiyle artık merdivenlerdeki adımları birer birer değil, üçer beşer atlayarak yukarı doğru çıkacağız. Sırbistan genelinde Türkiye'nin desteğiyle sağlıktan eğitime, sosyal yaşamdan ekonomik ve tarımsal kalkınmaya yönelik birçok projeye imza atılmış durumda. Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük ki özellikle eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında Sırbistan'da ciddi bir ihtiyaç söz konusu. Özellikle merkeze uzak olan bölgelerde hem eğitim ve sağlık birimlerinin hem fiziki altyapısı hem de ekipman durumları istenilen düzeyde hizmetin sağlanabilmesi için yeterli değil. Halkın temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık alanında kalite ve kapasitenin artırılması için biz bugüne kadar eğitim alanında 59, sağlık alanında ise 30 proje gerçekleştirdik. Sırbistan'da 3 yeni okul inşa ettik. Bunlardan birisi Boşnak kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde yaptığımız Kamil Siyeriç İlköğretim Okulu. Bölgede proje gerçekleştirilmeden evvel yeterli sınıf alanı olmadığı için eğitim 3 vardiyalı sistem üzerinden gerçekleştiriliyordu. Yaptığımız okul ile 900 öğrenci için yeni alanlar oluşturduk ve böylece eğitimin 2 vardiyalı sisteme düşürülmesine katkı sağladık. Yine okul öncesi eğitimden tutun da yüksek öğrenime kadar eğitimin her alanında bizim projelerimiz mevcut. Bir örneğin Piyakolye'de Naşaradost Anaokulu'nu genişletme çalışmalarını henüz yeni tamamladık ve donanımını da yapıyoruz. Belgrad Üniversitesi ile iyi bir ilişkimiz, işbirliğimiz var. Özellikle Filoloji Fakültesi'nin kütüphanelerinde kullanılmak üzere kütüphanelerinin aslında elektronik sisteme geçebilmesi için ihtiyaç duyulan ekipmanın sağlanması için destek verdik. Aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün bölümüyle özdeşleşmiş durumda olan Şarkiyat Kütüphanesi'ni tamamen yenileyerek hizmete açtık. Yine Belgrad'daki Kral Petar Okulu'nun 20 yıldır kullanılamayan çatı katının tadilatını yaparak öğrenciler için yeni bir bilgisayar laboratuvarı ve yeni bir sınıf oluşturduk. Ayrıca okulun tüm eğitim mobilyalarını yenileyerek öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmelerine katkı sağladı. Novi Pazar'daki devlet hastanesinde TİKA kanalıyla modernize edilen jinekoloji ve doğum servisinin kurulması TİKA'nın öne çıkan çalışmalarından bir diğeri. Biz bu projeyi Sırbistan'ın eski cumhurbaşkanının eşi tarafından kurulmuş olan Nikoliç Vakfı ile birlikte gerçekleştirdik. Önce projeleri hazırladık ve akabinde uygulamasını yaptık. Yaklaşık 1500 metrekare alana sahip binanın geniş kapsamlı tadilatını yaparak yeni ameliyathaneler oluşturduk. Ayrıca ihtiyaç duyulan tüm mobilya ve tıbbi cihazını da yeniledik. Bu proje gerçekten önemli bir proje. Neden? Çünkü Novi Pazar, Belgrad'dan sonra en çok doğumun gerçekleştiği bölgelerden birisi. Ancak bebek ölüm oranları açısından ise Sırbistan'da en üst sıralarda yer alıyordu. Yaptığımız bu çalışma ile şimdiden bebek ölümlerinin oranındaki düşüş sağlanmış durumda. Bölümün açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında hanımefendi Sayın Emine Erdoğan gerçekleştirdiler. Yine sağlık alanında Sancak bölgesinin 6 şehrinde bulunan yerel sağlık merkezlerinin kullanımına sunulmak üzere 7 adet ambulans hibe ettik. Belgrad'da bulunan Dragiša Mišović Hastanesi'nin yanan binasında bulunan yoğun bakım ve ameliyathane bölümlerinin tadilatını gerçekleştirdik. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz bir diğer proje ise Belgrad Üniversitesi Çocuk Kliniği'ne ekipman temini. Balkanların en köklü ve en önemli çocuk kliniklerinden biri olan hastanenin cerrahi bölümünde bulunan termokoteli elektrik kaçağı problemi yaşıyordu. Ve bu durumda yapılan cerrahi müdahalelerde hastanın hayati tehlike yaşamasına sebep oluyordu. Hem termokoteli yenileyerek hem de 2 adet anestezi pendantı temin ederek yaşanan bu sıkıntının çözümüne, aynı zamanda sağlık hizmeti kalitesinin artırımına ve hasta bekleme listelerinin azaltılmasına katkı sağladık.
Başkent Belgrad ve çevresinde de özellikle tarihi değerlerin korunması ve restorasyonu, ayrıca ülke genelinde tarımsal projelerle ekonomik kalkınmaya destek hedefleniyor. Sırbistan'da 26 Ekim 2009 tarihinde resmen faaliyetlerine başlayan TİKA Belgrad Proje Koordinasyon Ofisi, bugüne kadar 223 projeyi hayata geçirdi. Bu çerçevede sosyal, ekonomik ve kültürel alanda yapılan tüm çalışmalarla birlikte toplumlar arasında kalıcı barışın ve kalkınmanın sağlanması hedefleniyor. TİKA, yaşanan doğal afetlerde de Sırbistan halkına yardım için yoğun çalışmalar yürütüyor. TİKA, Sırbistan'daki Osmanlı mirasına sahip çıkılması ve bu kültür mirasının gelecek nesillere aktarılması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sırbistan'da çalışma yaptığımız bir diğer alan ise kültürel, ortak kültürel mirasın korunması. Bu hususta Sırbistan'da ayakta kalan kültürel mirasın ihyası için restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Örneğin Belgrad'ın merkezinde bulunan Şeyh Mustafa Türbesi'nin restorasyonunu 2013 yılında tamamladık. Bu yıl ise Kale Meydan'da bulunan Damat Ali Paşa Türbesi'nin restorasyonu ile Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi'nin restorasyonlarını hayata geçirdik. Aynı zamanda Sırbistan'ın tarihi için, kültürel tarihi için önem atfeden Sırbistan'ın ilk kadın mimarı Yelisaveta Naçiş tarafından 1903 yılında projesi hayata geçirilen küçük merdivenlerin restorasyonunu da başlatıyoruz. Devam eden projelerimiz var. Belgrad'ın doğusunda bulunan Veliko Gradiçte Belediyesi'ne bağlı Ram Kalesi'nin restorasyonunu sürdürüyoruz. Türk kaynaklarında İhram Kalesi olarak da geçiyor. Bu isimlendirme ise şuradan geliyor. Sultan II. Beyazıt Sırbistan'dan geçerken bugünkü o kalenin olduğu yerde ihramını sererek üzerinde oturmuş ve Tuna'yı seyretmiş. Sonrasında ise burada bir kale kurulmasını emretmiş. Kalenin ismi buradan geliyor. Oldukça yıpranmış ve kötü bir durumdaydı. Statik yapısal sorunları vardı. Biz bu kaleyi ihya ederek önümüzdeki yıl açılışını yapmayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti bizim açımızdan da oldukça etkili ve verimli geçti. Bu ziyaret kapsamında 5 yeni protokol daha imzaladık. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Belgrad'da bulunan Zvečanska Annelik Merkezi'nin yeniden inşaatını yapacağız. Yine Belgrad'daki ayakta kalan tek Osmanlı camisi olan Bayraklı Camii'nin restorasyonu için protokolümüzü imzaladık. Onunla ilgili olarak da ilk etapta projelendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz. Akabinde ise uygulamasına geçeceğiz. Yine Bolubas'ta bulunan Türk Hamamı'nın restore edilmesi için bir protokol imzaladık. Tabii bizim buradaki öncelikli hedefimiz insan odaklı yaklaşımdan bir hareketle projelerimizi gerçekleştirmek. Yaptığımız çalışmalarda insana dokunan, onların hayatında pozitif manada değişiklikler getiren projeleri uygulamaya gayret ediyoruz. Novi Pazar yani Yeni Pazar, Türkiye ile Sırbistan ilişkilerinin önemli bir köprüsü durumunda. Ama aynı zamanda bu bölgenin farklı bir özelliği de var. O da 2015 yılında başlayan, Balkanlardan Avrupa'ya uzanan mülteci göçünün en önemli geçiş noktalarından biri olması. Kenti çevreleyen yüksek dağlar Yunanistan üzerinden Belgrad'a, oradan da Macaristan sınırına ulaşmak isteyen mülteciler için önemli bir geçiş bölgesi. Sırbistan, 2015 yılından sonra başlayan bu göç akınından sonra özellikle mülteciler konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Şu anda Sırbistan'da farklı kamplarda 10.000'e yakın göçmen geçiş izni bekliyor. Sırbistan, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu mülteci sorunundan da payını alıyor. Sırbistan, Avrupa ülkelerine ulaşmak isteyen sığınmacıların kullandığı Balkan rotası üzerindeki ülkelerden. Çoğunluğunu Suriye, Irak, Pakistan ve Afganistan grupluların oluşturduğu mültecilerin çoğunluğu ülkeye Makedonya ve Bulgaristan'dan geliyor. Batı Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin bir kısmı Sırbistan'daki kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.
Sırbistan'a sınırı olan Hırvatistan ve Macaristan uzun süredir mültecilere geçiş izni vermiyor. Bu da ülkedeki mülteci sayısının artmasına neden oluyor. Bu yılın başında zorlu kış şartlarında mücadele eden kamplar ve Belgrad'daki mültecilerin dramını ekrana taşıyan yardım konvoyu mültecilerin yaşadıklarına tanıklık etmişti. Bulundukları ortam son derece kötü ve yaktıkları ateş, plastik malzemeler içerideki havayı son derece kirli bir hale getiriyor. Yardım konvoyu aradan 8 ay geçtikten sonra yeniden Belgrad'da. Bu kez Sırbistan Kızılaçı ile Macaristan sınırı yakınlarındaki sığınmacı merkezinin bulunduğu Sombor kasabasında. Sombor'dayız. Sombor, Sırbistan'ın Hırvatistan ve Macaristan sınırına yakın bir kasabası. Burası önceleri sakin bir kasabaydı. Gerçi şimdi de sükunetini koruyor ama misafirleri de var. Bu misafirler özellikle Hırvatistan ve Macaristan'a geçecek olan mülteciler. Burada bu kampta şu anda 200'e yakın mülteci barınıyor. Özellikle işlemleri tamamlandıktan sonra buradan sınırdan öteye Macaristan'a geçecekler. Bu sırada tabii burada bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Burada Sırbistan Kızılaçı ve Sırbistan Göçmenler Merkezi'nin elemanları 24 saat görev yapıyorlar. 24 saat burada sıcak yemekleri ve diğer ihtiyaçları da karşılanıyorlar. Oldukça olumlu bir hava var burada. Sırbistan'da şunu söylemek gerek. Buradaki mülteciler son derece iyi ağırlanıyor ve özellikle Sırbistanlılar konuştuğumuzda şu ifadeyi kullanıyorlar. Göçmen olma ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Biz de savaş zamanında çok ciddi sıkıntılar yaşadık. O yüzden de bu insanlara elimizden geleni yardımını yapmaya çalışıyoruz. We have here a few... Sırbistan Kızıl Haç Temsilciliği, Göçmen İdaresi, Sombor Belediyesi ve güvenlik güçleri birlikte burada kalan sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada yaklaşık 150 aile var. Bu sayı zaman zaman giden ve yeni gelen ailelerle değişiyor. Kampta Sırp Kızıl Haç ile Sırbistan Göçmenler İdaresi koordinasyonunda sığınmacıların ihtiyaçları karşılanıyor. Burada kalan sığınmacıların temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. 3 öğün sıcak yemek ve bunun yanı sıra barınmayla ilgili ihtiyaçları için çaba harcıyoruz. Çeşitli aktivitelerle çocukların ve gençlerin sosyal anlamda geliştirilmesini hedefliyoruz. Elbette çocuklar için de oyun alanlarımız ve onların eğitimleri için destek programlarımız var. İhtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Göçmen İdaresi, Sırbistan'daki sığınmacıların kayıt ve kontrolleriyle kamplardaki düzen ve koordinasyondan sorumlu. Burada, Sombor'da da Macaristan'a geçiş yapmadan önce tüm belgelerin tamamlanması ve sığınmacıların en iyi koşullarda ihtiyaçlarının karşılanması birinci önceliğimiz. Sırbistan, 2 yıldır ülkede bulunan 8 bine yakın sığınmacının ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası yardım örgütleriyle koordineli olarak faaliyet gösteriyor. Bu konu ülkenin en önemli gündem maddeleri başında. Bu göç dalgası etkileri bir yerel sivil toplum kuruluşunca düzenlenen panelde ele alındı. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de Türkiye'nin mülteci krizi konusundaki çalışmaları ve stratejilerini aktarmak üzere davet edilen panelistler arasındaydı. Göçmenler ve göçmenlerin güvenliğe etkisi konulu bu panele davet edilmem bir şans değil. Aslında Türkiye'nin oynadığı önemli rolü Sırbistan dahil bütün Avrupa Birliği ülkeleri biliyor. Bu çerçevede zaten ben bu konferansa konuşmacı olarak davet edildim. Ve Sırbistan Çalışma Bakanı ile beraber bir Avusturyalı diplomatla, eski bir diplomatla beraber bu panelde yer aldım. Tabii panelde Türkiye'nin özellikle göçmen konusundaki politikası ve özellikle Suriyeli göçmenlere yönelik yaklaşım hakkında bilgi verdim. Tabii Türkiye'de 3.2 milyon Suriyeli göçmen var, Suriyeli var. Büyük bir kısmı Suriyeli. Bunların arasında Iraklılar ve Afganlar da var. Türkiye hiçbir beklentisi olmadan bu insanları kapısını açmış durumda. Bunlara, bu kişilere yaklaşık 30 milyar dolarlık bir harcama yapmış durumda. Ve bunu yaparken
kendi hiçbir zaman Türk vatandaşlarından herhangi bir olumsuz tepki bu insanlara yönelik olarak ortaya çıkmamış durumda. Bundan çok daha az mülteci kabul eden, göçmen kabul eden, özellikle mülteci kabul eden, Suriyeli kabul eden Avrupa ülkelerinde ise özellikle bu kişilere karşı bir yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı çok çabuk ortaya çıkabiliyor. Bunları ben aslında konuşmamda özetledim. Tabii Sırbistan açısından ise önemli olan husus şu, özellikle Türkiye'den ya da diğer başka ülkelerden Avrupa Birliği'ne girmek isteyen ülkeler Sırbistan'a kadar geliyorlar. Fakat Sırbistan'ın ötesine, özellikle Macaristan'a geçemiyorlar. Macaristan'ın bu konuda çok katı tedbirler uyguluyor. Sınırını kapatmış durumda ve bu Sırbistan'da tabii çok sayıda göçmenin ya da mültecinin birikmesi anlamına geliyor. Bu özellikle geçtiğimiz sene kış aylarında burada çok büyük bir sorun olarak ortaya çıkmıştı. Mülteciler Belgrad'ın göbeğinde olumsuz şartlar altında yaşamak durumunda kalmışlardı. Fakat Sırp bakanları şunu söyleyebilirim. Mülteci sorunuyla iyi bir şekilde mücadele ediyorlar. Özellikle Sırp bakanları, Sırp bakan Djordjevic bu konuda çok etkili ve aktif. Özellikle farklı farklı yerlerdeki göçmen merkezlerine bu mültecileri aktarıyorlar. Tabii burada asıl bizim ortak Sırbistan makamlarıyla da ortak olarak altını çizdiğimiz husus bu sorunun tek başına bir ülke tarafından çözülemeyeceği. Bu küresel bir sorun ve küresel bir sorunu çözmek için de küresel aktörlerin bir araya gelerek ortak bir politika üretmesi lazım. Bu olmadan yani sadece Türkiye'nin çabalarıyla, sadece Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın, Fransa'nın, Sırbistan'ın, Yunanistan'ın çabalarıyla bu çözülmez. Onun için bizim yapmamız gereken bu küresel soruna küresel politika üretmek ve bunun için işbirliği yapmak. Bunun için de tabii Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 18 Mart 2016 mutabakatının ne kadar olduğunu, ne kadar önemli olduğunu da bu burada ben şahsen altını çizdim. Bu konuda da zaten genel bir mutabakat mevcut. Bunun çok önemli olduğunu, özellikle mülteci akımının Avrupa'ya yönelik mülteci akımının engellenmesi açısından önemli olduğu da ortaya çıktı. Panele katılan Sırbistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göçmenlerden Sorumlu Devlet Bakanı Zoran Dordovic, Türkiye'nin bu konudaki önemli rolüne dikkat çekti ve Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği önemli çalışmaları örnek aldıklarını vurguladı. Bildiğiniz gibi Sırbistan Avrupa'da yaşanan göç dalgasının en önemli geçiş noktalarından biriydi. Macaristan'ın sınır kapılarını kapatmasıyla birlikte binlerce mülteci Sırbistan'dan Avrupa'ya geçiş için beklemeye başladı. Bu bizim için ciddi bir insani krizi de beraberinde getirdi. Bu insanların barınma ve gıda ile benzeri ihtiyaçların karşılanması için seferber olduk. Elimizden geldiğince sorunlarını çözmeye ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye bizim için bir rol model ülke. Zira Türkiye mülteci krizinde dünyaya örnek olacak bir koordinasyona imza attı. 3 milyondan fazla mülteciyi ağırlıyorsunuz. Bu anlamda Türkiye'nin tecrübeleri ve desteği bizim için önemli. Bugün burada Türkiye Büyükelçisi dostumuz Sayın Bilgiç, Türkiye'nin deneyimlerini paylaştı. Bu paylaşımı daha ileri boyutlarda işbirliğiyle pekiştireceğiz. Zira Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde Cumhurbaşkanımız Vučić'le birlikte önemli anlaşmalar imza atıldı. İnsani yardım çalışmaları da burada önemli rol oynuyor. Cumhurbaşkanımız Vučić'le Sayın Erdoğan dostlukları iki ülke arasında yeni bir dönem başlattı. Sırbistan önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de desteğiyle ülkesindeki sığınmacılara en iyi şekilde desteği sağlayacak projeler üzerinde yoğunlaşıyor. Yardım konvoyu ekibi olarak Sırbistan'daki izlenimlerimiz bunlardı. Şimdi programın sonunda sizleri çok önemli bir toplantıya götürmek istiyoruz. Türkiye, dünyanın dört bir yanından uluslararası insan yardım temsilcilerinin ağırlandığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kızılay Kızlaş Federasyonları toplantısında Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Genel Başkan Yardımcılığına ve aynı zamanda Avrupa'dan sorumlu Kızılay Başkanlığına seçildi. Uluslararası Kızılay, Kızılaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu, 190 ülkeden 1500 iyilik elçisinin katılımıyla 5-11 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirildi. Genel Kurul'da Myanmar, Somali, Irak ve Suriye'de yaşanan insani krizler konusu ve çözüm önerileri gündemdeydi. Uluslararası Kızılay, Kızılaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi. Bu dönemde biz Avrupa Kıta Başkanlığı için, Federasyon Başkan Yardımcılığı Avrupa Kıta Başkanlığı için aday olduk. Yönetim kurulu üyesiydik zaten. 20 yönetim yöneticisinden bir tanesiydik federasyonun. Çıtayı biraz yükselttik. Ve şunu ifade ettik aslında. Sadece biz değil, seçilen
Diğer bölgelerin başkanları da Asya Pasifik'ten Çin seçildi. Amerika'dan Venezuela, Afrika'dan Senegal, Avrupa'dan da biz seçildik. Küresel başkan da İtalya oldu. Söylediğimiz şey şuydu. İnsani yardım sektörü bugün insan ızdırabını dindirmeye yetecek büyüklükte ve etkinlikte değil. Sistem, güvenlik sistemleri ayrı çalışıyor, kalkınma sistemleri ayrı çalışıyor, afet ve acil insani yardım sistemleri ayrı çalışıyor. Bunlar ayrı çalıştığı için birbirine destekleyemiyor, sinerji oluşamıyor. Onun için biz çatışma bölgelerinde, siz de biliyorsunuz çok zaman beraber de bulunduk çok farklı çatışma bölgelerinde, herhangi bir koruma olmadan, yani Birleşmiş Milletler'in normalde barış güçleri vardır. Silahlı insanları koruyabilecek, bu barış yardımların güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayabilecek force, yani gücü kullanma yetkisi de vardır, gücü de vardır. Ama maalesef bu sistemler ayrı ayrı yönetildiği için biz kendi başımıza bu anlamda yürüyoruz. En son genel kuruldan bu yana 76 tane Kızıl Aç ve Kızıl Aç çalışanının hayatını kaybettiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda yönetime gelen arkadaşlarla beraber söylediğimiz şey şuydu. Bu sistem değişmeli. Bu sistem insanı odağa alan, ülkelerin çıkarlarını, ülkelerin kendi konvansiyonel diplomasisi zaten korumaya çalışıyor. Onlar meşrudur, koruyabilirler ama bizim insanın hayatını, insanın haklarını önceleyen insani diplomasi perspektifine ihtiyacımız var. Ve bunu herhangi bir bölge veya işte gelir veya ırk, din ayrımı gözetmeden yapmak zorundayız. Bunu tek bir ses olarak ve yüksek bir ses olarak yapmak zorundayız. Bunu diyenler kazandı. Bu anlamda Türkiye'nin uluslararası insani destekleri, küresel vicdanı temsil eden söylemi, Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki insancıl perspektifi, devletimizin politika olarak Suriye politikası, Irak politikası, Somali politikası ve diğer çatışma ve sorunlu bölgelerdeki insancıl politikaları bir makes buldu. Ve yüksek bir teveccühle bu anlamda Avrupa Kıta Başkanlığı'na gelmiş olduk. TRT Yardım Konvoyu'nun sorularını yanıtlayan Kerem Kınık, bugün öne çıkan insani sorunların çözümü konusundaki çalışmalara hız vereceklerini dile getirdi. Uluslararası sistemin bir krizini yaşıyoruz. O krizin doğurduğu insan ızdırabını yaşıyoruz ve bunun oluşturmuş olduğu göç, mültecilik gibi, yoksulluk gibi sorunları yaşıyoruz. Bugün dünyada aktif 40 tane savaş var. Bu aktif 40 savaşın 18 tanesi İslam ülkelerinde. Bu silahlı çatışmalar ve savaşlar nedeniyle 2. Cihan Harbi'nden bu yana en yüksek sayı olan, evlerini silah zoruyla terk etmiş olan 65 milyon insandan bahsediyoruz. 65 milyon insan can havliyle geride her şeyini bırakarak evini, barkını, yurdunu terk edip bir başka ülkeye, bir başka bölgeye sığınmış durumda. Afetlerin etkilemiş olduğu yaklaşık 160 milyon insandan bahsediyoruz. Bundan dolayı kırılgan hale gelmiş, geçimlik sistemini, mesleğini, işini, gücünü kaybetmiş veya evini, barkını kaybetmiş, başkasının bu anlamda desteğine muhtaç insanlardan bahsediyoruz. Dünyada yoksulluğun giderek daha fazla alanı etkilediğini görüyoruz. 1,5 milyar insan bugün günde 1,2 doların altında bir gelirle yaşamak durumunda. Açlığın oluşturmuş olduğu ölümler var. Yani dünyada yaklaşık 18 milyon insan açlığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. 5 yaşın altında önlenebilir hastalıklarla her yıl yaklaşık 5,5 milyon bebeği kaybediyoruz. Bunların 3 milyonun aşkını açlıktan kaybediyoruz. Sadece Yemen'de açlıktan ölen bebek sayısı 100 bini aştı. Yani bu rakamlar, her birisi bir insan. Her birisi bizler gibi dünyaya gelmiş, ümidi, yaşama hakkı olan muteber, onurlu insanlardı. Bugün dünyadaki en önemli sorunun savaşlar ve buna bağlı yaşanan göçler olduğunu dile getiren Kerem Kınık, bu insanlara karşı duvar örmenin kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını söyledi. Çatışmalardan dolayı, yoksulluktan dolayı, ümitsizlikten dolayı Afrika'ya gidip belki bir açlıktan değil, işte orada bir başka hayat bulabilirim diye hayatında deniz görmemiş Orta Afrika'dan, işte Sahra'dan günlerce yürüyerek kötü şartlarda Libya sahillerine ulaşmış, ilk defa o gördüğü denizde boğulmuş 20 binin üzerinde insandan bahsediyoruz. Bu insanlar ateşe uçan pervaneler gibi orada bir ümide koşuyorlar.
Onlar o ümide koşarken siz duvarları yükseltiyorsunuz. Dikenli teller oluşturuyorsunuz. Size doğru koşana çelme takıyorsunuz. Şimdi bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Bu yaklaşımın karşısında sert duracağız. Ve bu sertliği Avrupa'dan göstereceğiz. Çünkü artık biz Avrupa'nın bu anlamda koordinatörüyüz. Yani bu işi Cenevre'den, Brüksel'den haykıracağız. Avrupa Komisyonu'nda bu anlamda oturup konuşacağız. Biz insanın hayatını korumak için varız. Yani temel vazifemiz bu. Tabii ki ülkemize, milletimize destek vazifemiz var. Ama bizim en öncelikli vazifemiz insan hayatını korumak. Bu konuyla ilgili İtalya'nın yaklaşımları bize çok benziyor. Zaten yani İtalya büyük oranda bu göçün ilk duraklarından ve İtalya'nın bu anlamda olumlu politikaları nedeniyle belki o 20 binler, 50 binler, 100 binler olabilirdi. Hayatlar bu anlamda kurtuldu. Dolayısıyla biz hem sahada pratik olarak bu süreçlerde yardımcı bir rol ve insani destek vermeye gayret edeceğiz ama bir taraftan da bu politikaların hem o Avrupa'nın beklediği güvenlik krizi oluşturmadan, güvenliğini zaafa uğratmadan ve konforunu bozmadan düzeltme yolları var. Bunları anlatacağız, ikna edeceğiz. Dolayısıyla eğer siz göçü, çatışmayı kaynağında durdurursanız ki buna Avrupa'nın gücü yetiyor, en azından çabalayabilir. O insanların ızdıraplarını yerinde dindirirseniz, ihtiyaçlarını yerinde karşılarsanız ki biz Suriye'de bunu yapıyoruz. Biliyorsunuz yani Suriye'nin içerisinde yapmış olduğumuz yardımın maksadı budur. İnsanlar Akdeniz'de kimse istemez o bilmediği sularda boğulmayı. Dolayısıyla olumlu olacağını düşünüyorum. Rekor bir katılımın olduğu Antalya'daki genel kurulda federasyonun kıta başkanlarının yanı sıra küresel başkanı da seçildi. Uluslararası Kızılay Kızılaç Dernekleri Federasyonu'nun genel başkanlığına 98 oy alan İtalya Kızılaç Başkanı Francesco Roggia getirildi. Of course. Türkiye sığınmacılar konusunda inanılmaz bir iş başardı. Bu konuda Türk Kızılay'ı ve Türk halkını tebrik etmek gerek. Maalesef uluslararası kamuoyu özellikle gelişmiş ülkeler bu konuda sınıfta kaldı. Sizler milyonlarca mülteciyi ağırlarken bu ülkeler yüz binlere bile ulaşamadı. Önümüzdeki dönemde sizin bu konudaki çalışmalarınızı da örnek alarak Kızılaç Federasyonu'nu daha dinamik bir etkiye kavuşturacağız. Özellikle gelişmiş ülkelere baskımız artacak ve sorunun çözümü için daha fazla çaba sarf etmeleri için yoğunlaşacağız. To close the causes that have caused them.